Demokrat Senatör Robert Menendez ve eşinin ağır suçlamalarla itham edilmesi Washington'u sarstı. Senato Dış İlişkiler Başkanı Menendez, kongrenin en güçlü isimlerinden birisi, demokrat üyelerinden birisi olarak biliniyor. New Jersey Senatörü Robert Menendez, federal savcıların geçen hafta kendisini rüşvetle suçlamasından bu yana ilk kez kamuoyu önünde konuşarak bu sabah bir açıklama yaptı. Aslında daha önce de kısa bir açıklama yapmıştı. Mehmet Toroğlu bu açıklamayı takip etti. Mehmet şimdi Washington Menendez'le ilgili iddialar nedeniyle sarsılmış. Demokratlar da bir yara almış gibi görünüyor. Bütün bu suçlamalara deniyor diyor haftaya başlarken Menendez kendini nasıl savundu? Evet, Senato'da temsil ettiği New Jersey'de kameralar karşısına geçti bu sabah Melendez. eşiyle birlikte New Jersey'deki üç yaşadığı adam, iş adamından rüşvet almakla suçlandığı iddianamenin açıklanmasından sonra ilk kez e, kameralar karşısına geçti. Kamuoyu önünde konuştu. Kanuna aykırı bir hareket yapmadığını ve Kongre'den istifa etmeyeceğini söyledi. E, New Jersey'nin Demokrat varisi Phil Murphy'nin yanı sıra Kongre'nin New Jersey'yi temsil eden bazı üyeleri de Melendez'e istifa çağrısında bulunmuşlardı. Bu konuda Melendez üzerinde bir baskı var ama Melendez bugünkü istifa etmeyeceğim açıklamasıyla bu çağrılara adeta meydan okudu. Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun başkanlığını geçici bir süreyle bırakmıştı. Ancak Senato'daki koltuğunu bırakmaya niyetli olmadığını bugün net biçimde ortaya koydu. 66 yaşındaki deneyimli senatör tüm gerçekler ortaya çıktığında, ortaya konulduğunda sadece suçsuzluğumun kanıtlanacağına değil, hala New Jersey'nin kıdemli senatörü olacağıma da kesin şekilde inanıyorum ifadesini kullandı. Bana karşı yöneltilen suçlamalar sadece iddia dedi Menendez bu suçlamalara karşı mücadele edeceğini vurguladı ve bunun bugüne kadar vereceğim en büyük mücadele olacağının farkındayım dedi. Amerikalı savcılar Menendez'i senatör olarak sahip olduğu güç ve nüfuzu kullanarak iş adamlarını korumak, zenginleştirmek ve Mısır hükümetine fayda sağlamak karşılığında binlerce dolar rüşvet almakla suçladılar. Savcılar Menendez'in evinde bulunan 500 bin dolar civarı nakit para ve altın külçelerinin yanı sıra rüşvetlerin bir ev hipoteği için ödemeleri ve lüks bir aracı da içerdiği belirtmişlerdi. Menendez Kongre Karayı'nda bugünkü açıklama arasında Mısır dahil çeşitli ülkeleri insan hakları suistimallerinden dolayı sorumlu tutmak için çaba gösterdiğini işaret etti ve evinde bulunan nakitinde hesaplarından çekilen paralar olduğunu ve bunları acil durumlar için tuttuğunu söyledi. İddianamede yer verilen zaman dilimi sırasında ve tüm kariyerim boyunca Mısırlarla alakalı olarak attığım adımlara bakarsanız geçmişimin net ve tutarlı olduğunu görürsünüz diye konuştu. Menendez eşi ve iş adamlarının şimdi çarşamba günü iki gün sonra Manhattan'daki federal mahkemeye çıkmaları bekleniyor. Menendez ve eşine yöneltilen suçlamaların Öngördüğü ceza 45 yıla kadar ama genelde bu tip davalarda yargıçlar e, suçun gerektirdiği azami maksimum cezadan daha az bir cezada karar kılıyor. Daha önce de adı yolsuzluk suçlamalarına karışmıştı. Benindeyiz. Bu üçüncü kez federal savcılarca soruşturuyor ancak bugüne kadar hakkında mahkumiyet kararı verilmedi. Bu seferki suçlamalardan da aklanmayı başaracak mı? Bunu önümüzdeki dava sürecinde göreceğiz ama siyasi kariyeri, tehlikede bir New Jersey sakinleri bu suçlamalarla ilgili ne düşünüyor? Tartışmalar neler? Şimdi bu konudaki bir paketimizi ekrana getirelim. New Jersey eyaletinin Demokrat Partili senatörü Bob Menendez yolsuzlukla bağlantılı suçlamalarla karşı karşıya, eşi de suçlanıyor. Menendez 2017'de de yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalmış ama savcılar jürenin bir karara varamaması üzerine davayı düşürmüştü. Senatör suçlamaları reddediyor ama New Jersey'liler pek şaşırmışa benzemiyor. I'm not Şaşırmadım. Çok danışıklı iş var ve eşi de işin içinde. Ve bu ikinci yolsuzluk suçlaması. Uh, not at all. Kesinlikle sürprize uğramadım. Çünkü daha önce yakasını kurtarmıştı. Neden ikinci defa yapmasın? Tipik siyasi bir yaklaşım eğer hiç mahkum edilmemişseniz yaptığınıza devam edin davetiyesi almışsınız demektir. Suçlamaları reddeden senatör siyasi bir saldırıya maruz kaldığını söylüyor. Menendez'in inkar etmesine rağmen hukuk uzmanları suçlamaların ciddi olduğunu belirtiyor. Classic... Klasik rüşvet düzeni. Senatör Menendez'e 3 ayrı kumpas suçlaması da var. Toplandığında Menendez 45 yıl hapis cezası alabilir. Kamenstein, senatörün suçlu bulunması halinde çok ağır bir ceza almayabileceğini de kaydediyor. Mahkemenin sanıkla ilgili oldukça fazla hareket serbestliği var. Yani günün sonunda Menendez suçlu bulunursa 45 yıldan daha az bir cezaya da çarptırılabilir. Menendez suçlamaların ardından Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı'ndan istifa etti. Eski savcı ve hukuk profesörü Bennett Gershom bir senatöre yönelik suçlamaların Amerikan adalet sisteminin gücünü gösterdiğini belirtiyor. Adalet sistemi hala güçlü. Sanırım Menendez'in suçlanması kendini güçlü sanan birine, yolsuzluk karşısında sorumlu tutulamayacağını sanan birine durumun öyle olmadığını gösterdi. Eğer Menendez soruşturuluyor ve mahkum ediliyorsa herkes soruşturulup mahkum olabilir. Eski başkan bile. Uzmanlar siyasi açıdan Menendez'in ayakta kalmasının zor olacağı görüşünde. Cuma günkü suçlamaların hemen ardından New Jersey valisi Phil Murphy'nin senatöre istifa çağrısı yapması dikkat çekti. Devrim Moral VOA Türkçe